Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok harika, böyle mükemmel tadında bir yiyecek yapacağız. Evet, ne yapıyoruz? Hemen bu yiyeceğimizin hemen video kısmına buyurun, hep birlikte geçelim. Kekimizin sıcağın çıkması için ortalama 5 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Burada da 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker ile kaynamaya yakın bir derecede karıştırdım ve şimdi biraz da ılıklanmasını bekliyorum. Bunun da 5 dakikası dolduktan sonra, ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, bu normalde gür reçeli. Bunu üzerindeki pelte katmanı, yani o üzerindeki katmanı yapmam için bu gür reçeliydi. Bunu bu şekilde değerlendirdim. Suyla açacağım. Nişastayla kaynatıp bu şekilde çok güzel bir pelte elde edeceğim. Yaklaşık şöyle bir şişe, yani 600 gram kadar bir şey vardı burada. Suyu da verince 1 litre ye denk gelebilir. Şöyle üzerine döküyoruz. Meyve suyu kıvamına gelinceye kadar kıvamını inceltmemiz lazım. Daha sonra nişastayla kaynatıp, hatta iyice eritelim, gevşetelim. Bu içindeki gül parçacıklarını da dışarı çıkaracağım. Sizin böyle bir malzemeniz yok ise meyve suyu alın. Meyve suyuyla da yapabilirsiniz. 1 litre meyve suyu kullanabilirsiniz. Meyve suyunun şeftali, şu bu, herhangi, o fark etmiyor. Sadece bu lazım. İki kaşık nişastayla peltemizi yapıyoruz. Yemek kaşığı nişasta. Evet, peltemiz kaynadı. Bir 10 dakika dinlendirip ondan sonra kekimizin üzerine dökeceğiz. Evet, şimdi peltemizin aşırı sıcağı gittikten sonra biraz ılıklandı. Şimdi ne yapıyoruz? Kekimizin üzerine döküyoruz.
Ve daha sonra bunu güzelce yayacağız. Kek biraz fazla kabarmış. Yaymakta sorun yaşayacağım. Evet arkadaşlar, böyle azar azar yayıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi tadım zamanı. Bakalım tadı nasıl olmuş, yemin ederim çok güzel. Evet gerçekten tadı çok güzel olmuş. Ben vanilya koymayı unuttum. Süt kısmına bir paket vanilya atarsanız çok harika olacak. Gerçekten tadı çok güzel. Kekini de bir 10-15 dakika kadar soğutalım, öyle süt kısmını verelim. Daha iyi bir lezzet ortaya çıkacaktır. Evet dedikten sonra sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kırmızılığı yakalamak için vişne sosu ya da vişne suyu kullanabilirsiniz. Eğer ki tam istediğiniz kırmızılığa gelmiyorsa renk, biraz gıda boyası kullanabilirsiniz. Bu konuda çok iyi olacaktır. Ama vişne suyu elinize yeterli ise vişne suyu kullanabilirsiniz. Vişne suyu zaten kendisi kırmızıdır rengi. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kekimiz burada. Bu keke bir ad verebilirsiniz. Ben buna bir isim düşüneceğim. Çok güzel oldu. Normalde bu keki böyle yapıp sade çay yanında da tüketebilirsiniz. Üzerine 1 litre süt ve 1 bardak şeker ile kaynar derecesine ısıttım. Daha sonra tekrar o sütü biraz daha ılıklattım. Yani fazla sıcağı çıksın amacıyla. Daha sonra kekimizi yaptık. Kekimizi de biraz dinlendirdik. Yani o aşırı sıcağı çıktıktan sonra şekerli sütümüzü üzerine döktük ve daha sonra üstüne de pelte yaptık. Pelteyi de 1 litre meyve suyu alıp aynen bu şekilde 2 kaşık nişastayla yapabilirsiniz. Benim elimde farklı bir malzemem vardı. Gül reçeli vardı. Böyle onu kullandım, değerlendirdim. 1 litreye denk getirdim. O şekilde yaptım. Rengini tam tutturmak için dilerseniz az gıda boyası kullanabilirsiniz. Dilerseniz rengi hoşunuza giderse olduğu gibi kullanabilirsiniz. Evet, nişasta hani biraz bir şeye katıldığı zaman biraz rengini beyazlaştırıyor. Ondan dolayı söylüyorum. Yoksa bu şekilde kendi orijinal rengi de gayet güzel oluyor. Ama ben biraz rengi patlasın diye birazcık çok az bir kırmızı gıda boyası ekledim. Ki bunu eve çocuklara götüreceğim. Bir iki gün yesinler. Sabah kahvaltısında falan canlar artık nasıl ne zaman istiyorsa yesinler diye. Bunu yaptım. Siz de kendi evinizde, kendi çocuklarınıza, kendinize, hatta bunu yapıp iş yerinizde bile satabilirsiniz. Kekin ıslaklık oranını artık sizin isteğinize kalmış. Biraz daha süt ilave ederseniz biraz daha ıslak olur. Biraz daha az süt verirseniz biraz daha az ıslak olur. Onu da kendimiz ayarlayabiliriz dedikten sonra sevgili arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olun. Mutlaka o bildirim zil işaretini açık tutun. Yani ona basıyorsunuz, böyle açılıyor. Ve diğer şekilde biz video yüklediğinizde size bildirim gelmez. Haberiniz olmaz. Doğal olarak videoları takip edemezsiniz. Bilginizi geliştiremezsiniz. Yani yeni yüklediğiniz şeylerden haberinizin olması için bunlara da dikkat etmek gerekiyor dedikten sonra ne yapıyoruz? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.